Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Değerli valim, değerli vekillerim, saygıdeğer bakanım, diğer katılımcılar, onlar da hoş geldiler bu fındık tarlasına. Aslına bakarsanız çok önemli bir üründen bahsediyoruz. Dünyanın %70 üretiminin Türkiye'de yapıldığı çok önemli, özellikli bir üründen bahsediyoruz, fındıktan. Ordu'nun da bu üretimin içerisinde çok ciddi de bir payı var, %32. Dolayısıyla biz bugün fındık üretiminde çok önemli iki ilimizde, Ordu'da ve Giresun'da programladık bugünkü ziyaretlerimizi. Bizler ülke olarak özellikle son 21 yılda fındık üretimiyle alakalı çok ciddi mesafeler kaydettik. Sadece üretimi değil, aynı zamanda bunun uluslararası pazarlara çıkması yolunda da çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün sadece üretimi değil, aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var. Çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimizle. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz. Bütün üreticilerimize buradan bereketli olsun diyorum. Buradan üretilen her ürünün Türkiye ekonomisine, üreticilerimize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir tane. Kıymetli Ordu ailemiz, sevgili çiftçilerimiz, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, bugün Ordu'muzda Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Sizler adına, Ordu'muz adına Sayın Bakanımıza hoş geldiniz demek istiyorum. 19 ilçesiyle kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın Bakanlarımızla, Sayın Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye'mizle, üniversitemizle, STK'larımızla, her bir Ordulu hemşerimizle devletimizin şefkatini, sıcaklığını göre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız bütün işlerde, bütün yatırımlarda vermiş olduğu destekler adına, yine fındığa vermiş olduğu destekler adına, yine Sayın Bakanımıza tarım ve ormancılık alanında ülkenin her köşesinde olduğu gibi Ordu'muzun da her köşesinde her bir çiftçimize vermiş olduğu destekler adına sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Tekrar Karadeniz'in en nadide şehirlerden biri, yeşiliyle, mavisiyle, yaylalarıyla, misafirperver insanlarıyla güzel Ordu'muza, zat halinize ve kıymetli heyetinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli Ordulular, burada bulunmaktan son derece mutluyum. Tabii fındığı bunlardan ayıran başka bir özellik var. Biz bu üründe dünyada bir numarayız. Dünyanın bütün üretiminin %70'ini biz yapıyoruz. Dolayısıyla bu da bize bazı vecibeler yüklüyor. Yani bunu daha katma değerli hale getirmek. Şu anda mevcuttaki değeri 3 birimse bunu 9 birime, 10 birime, 13 birime çıkarmak gibi bir vecibe yüklüyor bize. Tekrar ben bölge halkı adına, fındık üreticileri adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı yeniden arz etmek istiyorum. Bu vesileyle iletmiş olalım. Tekrar bereketli olsun diyorum.